Bir insanın kaderi dağdaki patika gibidir. Bazen çıkar, bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun başına gelir, durur. İnsan tek başına böyle yolda yürüyemez. Ama birleşenler, birbirlerine omuz verenler her engeli aşar. Tarihin en büyük trajedilerinin içinden süzülerek yükselmiştir solmayan ve sönmeyen ışıklar diyarına. O, adsızların, adı hiçe sayılanların arasından ulaşmıştır ölümsüzlerin ve silinmeyenlerin dünyasına. Kalemlerin kifayetsizliği onda son bulmuş, kelamların enginliği onda anlamına kavuşmuştur. Kırgız yaylalarının bir yetimi, aşklar, acılar, hasretler, kimi zamanda gülmeler ve ağlamaların sayfalarında edebiyatın en büyükleri arasına girmiş Cengiz Aytmatov olmuştur. Dünya tarihinin kan, gözyaşı ve tarifsiz acılarla tekrar yazılacağı bir dönem yaşanmaktaydı. Havaya, toprağa, suya ve düşüncelere sinmiş bir tedirginlik, bir korku hakimdi zamana. Kırgız bozkırlarının başına buyruk rüzgarları da aynı duygularla kah nazlı nazlı, kah hızlı hızlı eserken, diğer günlerden farklı olarak kendi fısıltısıyla birlikte bir bebeğin ilk nefesini de taşıyordu gittiği her coğrafyaya. Takvim yaprakları 12 Aralık 1928'i gösterirken, Kuzeybatı Kırgızistan'ın Şeker Köyü'nde tüm umutsuzluklara inat, hayatı haykırırcasına dünyaya gözlerini açmıştı Cengiz Aytmatov. Şimdi artık dünya edebiyat tarihi benzersiz bir farklılığa ve zenginliğe gebeydi. Kimse bilmiyordu o an için. Belki rüzgarlar hariç. O Şeker Köyü'nde doğdu. Kırgızistan'ın Şeker Köyü'nde doğdu. Talas Vadisi'ndeki Şeker Köyü'nde doğdu. Şeker Köyü'nün ne Tanrı Dağları'ndan bir nehir iner. Çığlık çığlığa bir nehir iner. O nehrin bu çığlık çığlığa inmesinden, altı aylar Tanrı Dağları'nın o karlı buzullarından beslenen Kırkın Nehri'nin adı zaten gürlemesinden gelir. Bu hışımla, çığlık çığlığa Şeker Köyü'ne inen bu nehir orada taşıdığı esini, suların sırrını bir yetim çocuğa emanet eder. Ondan sonra durulur, sessizleşir ve akmasına devam eder. Bundan sonra dünyaya çağlayıp akacak olan Cengiz Aytmatov'dur. Sulardan ödünçlediği insanlığın sırrını bütün dünyaya anlatmaya çalışır. Ve Cengiz Aytmatov'un sulardan ödünçlediği bu sır bugün 154 dünya dilinde bütün insanlığın hafızasına, vicdanına akmaktadır. Şiirmançı kılım adamzatın tarihinde 20. yüzyıl İnsanoğlunun tarihinde iz bırakacak olaylarla geçti. İlk olarak insanoğlu bilim, teknoloji ve sosyal gelişmelerde büyük başarılar elde etti. Aynı zamanda yüzücü olaylarla karşı karşıya kaldı. Dünya savaşları, büyük kazalar gibi. Bunu söylememin nedeni, eğer bana sorarlarsa 20. yüzyıla emeği geçen 10-15 entelektüel, yazar, gazeteci, siyasetçi arasında bu devrin
iyi kötü tarafını en güzel kim yorumladı veya değerlendirdi diye Cengiz Aytmatov derim. Cengiz Aytmatov dünyanın küçük bir köşesi olan Kırgızistan'ın Talas bölgesinde Şeker Köyü'nde 1928 yılında dünyaya geldi. Küçük bir köyde eğitim aldı ve bütün dünyada ünlü oldu. 20. yüzyılın portresini çizebilen büyük bir insan. Bu tür insanlar kendi yeteneklerini insanlar önünde gerek siyasette gerek bilim dallarında sergiliyor. Cengiz Aytmatov kendini edebiyatta tanıttı ve çok az bir süre içinde edebiyat dalında yıldız gibi parladı. Aytmatov'un çocukluk yılları bir yetişkinin hayatından çok da farklı olmayan zorluklar ve sorumluluklarla geçmiştir. Cengiz Aytmatov'un babası şartların da zorlamasıyla eğitimi için Cambul'da Avliya Ata adındaki yerli Rus okuluna gitmiş, bu okuldan mezun olur olmaz da memuriyet hayatına atılmıştır. Evliliğinden sonra da devlet hizmetinde başarılı bir şekilde görev almış ve Moskova'da çalışmaya devam etmiştir. Küçük Cengiz ise annesi ve kardeşleriyle birlikte 1935 yılının ilkbaharında Moskova'ya babasının yanına gelerek 2 yıl Moskova'da kalmıştır. Babamızın ve annemizin tek bir bakış açısı vardı. Sovyetler Birliği'nin formalaşması. Tek düşünceleri, herkesin normal bir hayat sürmesini sağlamada, herkesin bu yeni yaranmakta olan ülkede iyi bir yaşam sürmesini sağlamak. Şunu söylemek gerekir ki, bu insanlar o zamanın en kültürlü insanlarıydı. Bu insanlar, samimi bir şekilde yaranmakta olan bu ülkeye ve sosyalist ideolojiye inanıyorlardı. Aynı zamanda bu düzeni Kırgızistan'da kurmaya çalışıyorlardı. Çünkü onlar o dönemde bu duygu, düşünce ve ideolojiyle yetiştirilmişlerdi. Tek amaçları insanların refah içinde yaşamalarıydı. 1935 yılında babamızı Moskova'da üniversitede okumaya çağırmışlardı. Bu üniversiteye çağrılanları sadece öğrenci olarak görmemek gerekir. Çünkü buraya çağrılan insanlar belli bir devlet tecrübesine sahip insanlardı. Bu üniversite Sovyetler Birliği'nin ideoloji merkeziydi. Ve buraya eğitim için çağrılan insanlar seçilmiş insanlardı. Üniversitede Sovyetler Birliği geneli için sosyalist ideolojiyle eğitilmiş kadrolar yetiştiriliyordu. 1935'te o yıllarda Moskova'nın merkezinde yaşıyordu. Yaşadığımız yer üniversitenin büyük bir yatakhanesiydi ve burada farklı farklı bölgelerden, farklı farklı cumhuriyetlerden, biraz önce bahsettiğimiz seçilmiş insanlar vardı. Ve biz bu süre zarfı içinde o insanların çocuklarıyla birlikte yaşadık. Tabii ki bizim büyüklerimiz de kendi aralarında dostluk çerçevesinde münasebetler kuruyorlardı. Öyle düşünüyorum ki bu ortam bile Cengiz'in bir yazar olarak formalaşmasında büyük rol oynamıştır. Bu iki yıllık süre zarfında birinci ve ikinci sınıf eğitimini alan Cengiz Aytmatov'un Moskova yaşantısı 1937 sonbaharında nihayete ermiştir. Avrupa siyasi yaşamındaki değişimler Rusya'yı da etkilemiş, oturtulmaya çalışılan yeni rejimin sorunları Moskova'da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayınca, baba Törekul Aytmatov ailesini Kırgızistan'a göndermek zorunda kalmıştır. Cengiz Aytmatov babasını son defa kendilerini Kazan tren istasyonundan uğurlarken görmüş ve bir daha da görüşememiştir. Ve biz 1937'de köyde bir müddet zaman geçirdikten sonra Moskova'ya geri döndük. Ama garip bir durum vardı. Yeniden bir yere gidecekmişiz gibi toparlanmaya başladı. Cengiz nasıl düşündü bilmiyorum ama ben yeniden tatile gideceğiz gibi algıladım bu toparlanmayı. Biz toparlandık fakat babam bizimle gelecek gibi değildi. Biz hepimiz gidiyoruz fakat babam kalıyor.
Bunun aslında 1937 trajedisi olduğunu o zaman anlamamıştım. Yatakhaneden de birçok aileler toparlanmıştı, Sibirya'ya gönderilmek üzere. Evet, 1937 Stalin represyası başlamıştı. Bunları ben daha sonra algılamaya başladım. Tabii bizi, annemi, Roza'yı, beni, Cengiz'i, Lucia'yı, babam Kazan tren istasyonundan yolcu etti. Biz trenle babamızın vatanına, Talas vilayetinin Şeker köyüne geldik. Gece yarısı Maymak istasyonunda sadece iki çantadan ibaret eşyamızla indik trenden. Bu Şeker köyünden 15-20 kilometre uzaktaydı. Şeker'de bir yıl yaşadık. Orada 3 yıllık mektep vardı ve burada Cengiz öğretmeniyle ilgili ilk yazısını yazmıştı. Gözü dönmüş Stalin'in katlettiği Türkler arasına, büyük bir başarıyla devletine hizmet etmiş olmasına rağmen Törekul Aytmatov'da katılmıştır. Törekul'un kemikleri 1991 yılının Ağustos ayında Çontalas Obası'nda bulunmuştur. Cengiz Aytmatov'un yetişmesinde çok önemli sebeplerden birisi de çocukken yaşadığı felaketlerdir. Henüz 9 yaşındayken babasını kaybeder. Elbette dahilerin yetişmesinde felaketlerin hazırlayıcı bir rolü olduğu muhakkaktır. O da 9 yaşında babasının öldürülmesiyle Stalin diktatörü tarafından yetim kalır. Amcası Rıskul Bey bir çobandır. Onu da öldürür Stalin. Sadece amcası olduğu için, Törekul Aytmatov'un kardeşi olduğu için Rıskul Bey de öldürülür. Ve Aytmatov perişan, 9 yaşında aile sorumluluğunu üstlenmiş bir insan olarak ortada kalır. Ne var ki insan ateşin ve havanın ve suyun ve toprağın birleşiminden oluşur. Ve insan sözle kendini kurar. Aytmatov baba ocağına döndüğü zaman, kendi Talas'taki köyüne döndüğü zaman babası katledildikten sonra babaannesi Ayımkan'ın ve birisi yani halası Karakız Afa'nın manevi varlığına sığınır. Ve bu iki büyük insan onlara Kırgız tarihini, Kırgız geleneklerini, Manas destanını, Kırgız söylencelerini, manilerini ve türkülerini açarlar. Aytmatov'un ruh dünyası daha derinleşir, zenginleşir ve gelişir. Cengiz Aytmatov babasını çok genç yaşta kaybetmiş, onun bilgisinden ve yönlendirmelerinden mahrum kalmıştır. Ancak küçük Cengiz'in hayatında bu yokluğu babaannesi Ayımkan doldurmuş, okuma yazma bilmemesine karşın bilgili ve kültürlü bu yaşlı kadın torununun yetişmesinde çok etkili olmuştur. Bana göre ilk hayat tecrübemin başladığı, kaderimde önemli rol oynayan iki süreç gelişti. İlk süreçte beni büyüten babaannem Ayımkan büyük rol oynadı. Zira kendisi bana biricik torununa göre büyük bir yazar ve yorumcu, hatta orijinal bir masal gibiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte dönemin zorlu koşulları aile üzerinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Cengiz, annesi Nagima Hanım ve kardeşleriyle beraber doğduğu Şeker Köyü'ne yerleşmiştir. Ancak 4 çocuğa bakmak zorunda kalan Nagima Hanım, muhasebeci ve memur olarak iş bulunca Şeker'den Kirovka'ya taşınmak zorunda kalmışlardır. Tüm zorluklara karşın Cengiz ve kardeşleri bu ortamda dahi okullarına devam etmiş, ancak bu durum çok uzun sürmemiştir. Cengiz artık 4. sınıfta okumaya başlamıştı. Enteresan bir şey vardı. Öğretmenlerimiz, hocalarımız bizlere, bizleri bildikleri halde, yani bizlerin vatan haini damgası yemiş birisinin çocukları olduğumuzu bildikleri halde çok iyi davranıyorlardı. Tabii ben bunları daha sonraları düşündüğümde anlıyorum. Hocalarımıza gelince,
Tabii onlar da kültür seviyeleri çok yüksek insanlardı. Herhalde bu yüzden. Ve aynı zamanda bizlere güveniyorlardı. Hatta öyle ki Cengiz'in hocası Cengiz'e disiplinsiz davrananlara ve notları kötü olanlarla da ilgilenmesini istemişti. Demek ki Cengiz daha dördüncü sınıfta bile farklı biri olduğunu göstermişti ve hocaları da onu fark etmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı kan ve gözyaşı yüklü ağırlığıyla Rusya'nın üstüne çökmüş, insanlar bir sonraki günü çıkarıp çıkaramayacaklarını hesaplamak zorunda kaldıkları bir hayata sürüklenmiştir. Cengiz Aytmatov bu zorlu koşullarda henüz daha 14 yaşında büyük sorumluluklar almak zorunda kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Yaşadığımız bölgeden 7 çocuk aniden kayboldu. Yaşları 12 ile 16 arasındaydı bu çocukların. Tabii çocukların anne ve babaları çocuklarıyla ilgili telaşa kapılmışlardı. 3 gün sonra bu 7 çocuk hakkında ancak haber alınabildi. Meğer bu 7 çocuk cepheye, Almanlara karşı savaşa katılmak için kaçmışlardı. Bu 7 çocuk arasında Cengiz de vardı. Bunlar Talas tren istasyonuna giderek oradan trenle cephe bölgesine gitmeye çalışmışlar. Fakat o sırada yakalanırlar. Burada anlatmaya çalıştığım bu çocukların vatan sevgisi, vatanlarına olan bağlılıkları. 1942 yılında okulu bırakmış, okuma yazma bilmesi ve aynı zamanda Rusça anlayıp konuşabilmesi sayesinde köy meclisinin sekreteri olarak işe başlamıştır. Bir süre bu görevi sürdüren Aytmatov, takip eden dönemde maliyeci olarak tayin edilmiştir. İşini yaparken halkın çektiği sıkıntı ve zorluklara birinci elden şahit olan, vergi toplamak gibi son derece önemli bir sorumluluğu henüz çocuk yaşta omuzlayan Cengiz Aytmatov, bu zorlukların etkisiyle yavaş yavaş kalem ve kağıda sarılmaya ve hikayelerini kaleme almaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda kendisini dünyanın en ünlü yazarları arasına sokacak Cemile, Göz Göze, Kovan Çiçeği'nin Altın İzi ve Gül Sarı'ya Veda gibi eserlerinde bugünlerin izi kendini göstermektedir. Moskova'dan Düzce'ye Talas'a göçüp gelip. Moskova'dan Talas'a göç ettiğimizde çok zor şartlar altında yaşadık. O zamanlar İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. O dönemde insanlığın hayatı çok ağır geçti. Biz Cide denilen köye göç ettik. Bu köy küçük bir sokaktan oluşuyordu. Bu köyde annemiz muhasebeci olarak çalışmıştı. Biz okuyalım diyorduk ama bizim köyümüzde okul yoktu. Komşu köydeki okulda okuduk. Burada Talas denilen nehir vardı. Bunun diğer tarafında Pokrovka denilen köyde iyi bir okul vardı. Orada okumak için bu deryayı geçmek gerekirdi. Böylece geçerek okuyorduk. Çünkü Pokrovka'da okul daha kaliteli, daha iyi kütüphaneye sahip, özgün bir okuldu. Öğretmenleri de çok iyiydi. Bu okulda 3. ya da 4. sınıfta okurken Cengiz Törokulovic bana "Sen çok kitap oku" demişti. Ondan sonra kütüphaneden ilk defa Malchik iz Urjuma adlı kitabı okumuştum. Sonra kitabı bitirdim demiştim. Abim de "Aferin sana, iyi bir iş yaptın" demişti. Kitabın ne hakkında olduğunu sormuştu, ben de anlattım. Sonra "bu kitabı iade et ve yeni bir kitap al" demişti. Bundan sonra onun dediklerini yaptım. O da bir çocuktu aslında, yani 15-16 yaşlarındaydı. Ama bizi bir baba, büyük bir insan gibi terbiye etmişti. Cengiz Aytmatov, okuma yazması olduğu için cephede ölenlerin ailelerine yazılan mektupları evlere giderek okuma işini de üstlenmek zorunda kalmıştı. Bu öyle bir görevdi ki henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen köyde ölüm habercisi olarak görülmeye başlanmış, köydeki herkes ondan korkar hale gelmiştir. Kırgızistan'ın Talas bölgesindeki Şeker Köyü'nde doğuyor, orada büyüyor. Küçük yaşlarda Rusça öğreniyor. Tabii babasının, dedesinin hayatıyla, dedesi bir değirmen kuruyor,
bir ırmağın üzerinde, bir derenin üzerinde. Onun etrafında gelişen bir kaderleri var. Un değirmeni. Sonra o değirmen yanıyor. Dedesi başka yerde çalışmaya gidiyor. Onunla birlikte gidiyor aile. Sonra babasıyla birlikte Moskova'ya gidiyorlar. Babası Moskova'da. Çünkü babası da ilk öğretmenlerden. Yani Sovyetler Birliği'nin ilk öğretmenlerinden veya Sovyet ideolojisine, Lenin'in ve arkadaşlarının dünyaya tanıttığı sosyalizm ideolojisine inanmış. Onun işte Rus esaretinden kurtulup bağımsız Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın kurulacağına inanmış ilk aydın insanlardan bir tanesi. Ve nitekim Sovyetler Birliği 1924'te kuruluyor. Cumhuriyetler kuruluyor ama Sovyet merkeze bağlı olarak Sovyet Cumhuriyetler kuruluyor. Aytmatov'un babası 1937'de alınıp götürülüyor. Çünkü babası aydın olduğu için, aydın kişi, öğretmen olduğu için sistemin aksayan taraflarını tenkit etmeye başlıyor. Bu tabii merkezi yönetimi rahatsız ediyor ve onlar da babasını alıp götürüyorlar. Yazar bunları da romanlarında işliyor. Yani yazar biyografi açısından da eserlerini değerlendirmek mümkün. 1937 yılında bu hadise yaşandığında Cengiz Aytmatov 9 yaşında. Düşünün, 9 yaşında bir çocuk babasız olarak kalıyor. Bu çok büyük bir travma. Bu çok büyük bir trajedi. Bunu yaşıyor. Aile de bunu yaşıyor. Birlikte yaşıyorlar. Ondan sonra 1937'de babasız kalıyor, 1940'ta İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bütün eli silah tutan, yaşı 70, yani yaşı ermiş olan, yani 18 yaşından, 17-18 yaşından sonraki gençler cepheye çağrılıyor. Ama Cengiz Aytmatov daha 13 yaşında. Dolayısıyla cepheye gidemiyor. Ama cephe gerisinde savaşın bütün sıkıntılarını yaşıyor. Savaşta ölenlerin haberlerini postacılık yapıyor. O kara haberleri ailelere ulaştırıyor. Ailelerin o haberi aldıklarında yaşadıkları yıkılmayı, manevi çöküntüyü, ruhsal çöküntüyü hepsini yaşıyor. Yani 13-14 yaşındaki bir gencin düşünün sürekli ölüm haberleri getirmesi ve o haberler karşısında onun da karar, nasıl söyleyelim, onun da duyarsız, umarsız kalması mümkün değil. Kalamıyor zaten ve bu onun ruhuna işliyor. Çocuk yaşta sorumluluk alan sadece Cengiz değildi şüphesiz. Aytmatov'un yakın arkadaşlarından biri olan Seytali Bekmambetov daha 16 yaşındayken okul müdürü olmuştu. Bu Cengiz için öğretmenlik yolunu açan önemli bir avantaj olmuştur. Zira okulda Rusça öğretmenine ihtiyaç duyulduğunda başvurulan ilk kişi Cengiz Aytmatov olmuştur. Böylece öğretmenlik hayatına ilk adımı atan Cengiz, ileriki yıllarda kaleme alacağı Öğretmen Duşen adlı hikayesini besleyecek yeni bir ortama girmiş, genç yaşına yeni ve benzersiz bir deneyim daha eklemiştir. İkinci Dünya Savaşı tüm vahşetiyle geride kalmış, kan ve gözyaşının silinmeyecek gölgesi altında insanlar yeni hayatlarını kurma çabasına girmiştir artık. Çok erken büyümek ve hayatla yüzleşmek zorunda kalan Cengiz Aytmatov da yeniden hayatını olması gerektiği gibi bir düzene sokmaya girişmiştir. 1945-46 yılları arasında Petrovka köyünde ortaokula gitmiştir. Devam eden yıllarda ailesinin işleri nedeniyle bir ticaret merkezi olan Cambul'a taşınmıştır. Tüm o zorlu yıllar içerisinde dahi eğitim hayatına bulduğu her fırsatta devam eden Cengiz Aytmatov, sahip olduğu iyi notlar sayesinde Cambul'daki veteriner teknik okuluna kabul edilmiştir. Bir yandan eğitimini sürdürürken, bir yandan da okula değişik bölgelerden gelen seçkin hocalar sayesinde değişik romanlara ulaşma ve okuma imkanı bulmuştur. Bu sayede çocukluğun acı dolu zorlu yıllarında
kıyısında dolaşarak rahatladığı edebiyat okyanusuna yavaş yavaş yelken açmaya başlamıştır. İlk hikayelerini 1956-1957'de yazıyor. O dönemde artık Moskova'ya gidiyor. Bu arada Bişkek'te okuyor, veteriner fakültesini bitiriyor. Hayvanlarla yakından tanışmış oluyor, onları tanıyor. Zaten eserlerinde, bu arada onu da belirtelim. Mesela hayvanseverler veya hayvanlarla, tabiata ilgisi olanlar romanları bu açıdan da okuyabilirler. Baştan itibaren, sonuna kadar hayvanlarla ilgili Aytmatov'un yaklaşımını, eserde ele alışını işleyebilirler. Bu çok önemli bir mesele aslında. Evet, hayvanları yakından tanıyor. Mesela dişi kurdun rüyalarında bir çift dişi kurtu, akbarayla taş çaynarı. Elveda Gülsarı'da bir atı. Ondan sonra gün olur hasta bedelde tilkiyi, köpeği, dönen baykuşunu, bunları anlatıyor. Bunlarla mesajlarını vermeye çalışıyor. Böyle birisi. Daha sonra veteriner fakültesini bitirdikten sonra bir müddet çalışıyor. Ve Moskova'ya Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne gidiyor. Orada iki yıl yaratıcı yazarlık dediğimiz sanatkarlık veya yazarlık eğitimi alıyor. Ve o yıllarda Rus edebiyatını daha yakından tanıyor. Rus edebiyatıyla daha yakından tanışıyor, onları okuyor. Hatta ilginç bir iki anekdotu var. İki tane Rus yazarının eserini çok beğendi, iki eseri. Şu anda isimler hakkında değil. Onları tercüme ediyor, Kırgızca'ya aktarıyor. Bitiriyor, götürüyor yayın evine. Diyor ki ben bunları tercüme ettim, bunlar çok önemli eserler. Bunları yayınlayın. Yayın evinin sahibi bakıyor, diyor ki bu eserler zaten tercüme edildi, yayınlandı. Düşünebiliyor musunuz? İki tane, üstelik de edebi eser bunlar. İki romanı tercüme ediyorsunuz, götürüyorsunuz. Onlar zaten tercüme edilmiş, yayınlanmış. Büyük bir hayal kırıklığı. Fakat iyi bir tecrübe oluyor onun için. Önemli iki eseri çevirmek. Yani edebi eserin tercümesini yapmak da kalemini güçlendiriyor. Hayal gücünü daha da genişletiyor, zenginleştiriyor. Ondan sonra eserlerini vermeye başlıyor. İşte Toprak Ana, Cemile, Beyaz Gemi. Cengiz Aytmatov'un yazı hayatına başladığı dönem 1948 yılına tekabül eder. Bu dönemde Bişkek'teki Kırgızistan Tarım Enstitüsü'nde eğitimine devam ederken ilk makalesini kaleme almış ve bazı çeviriler yapmıştır. Edebiyat dünyasına ilk adımı ise 1952 yılında yazdığı Gazeteci Kuyuda adlı kısa öyküsüyle atmıştır. Çingiz уже учился в сельхозинституте, он окончил. Enstitüde okurken o kendisinin ilk basılmış eseri olan Gazeteci Kuyuda öyküsünü yazar. Bu öykü sade Japon çocuğu hakkındaydı. Yani ilk yazıları ne Sovyetler Birliği ne de şahsi yazılardı. Sade Japon çocuğu hakkında onun yaşama hakkında yazılmış bir yazıydı. Ve Kırgız Komsomolu gazetesinde yayınlanmıştı. Burada anlatmaya çalıştığım Cengiz'in yazılarının içeriği 1950'li yıllarda bile Sovyetler Birliği sınırları içinde kalmadığı ve onun tüm insanlığa hitap ettiğini. Bir yıl sonra veteriner olarak okulundan mezun olan Cengiz Aytmatov, Kırgız Bilimsel Hayvan Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yönetici olarak çalışmıştır. Babası gibi kendisi de çalışma hayatında başarılı olmuş, eğitiminin hemen ardından üstlendiği bu vazifede Sosyalist İşçi Kahramanı adlı en iyi çalışanlara verilen unvanı almaya hak kazanmıştır. İş hayatındaki başarılarına edebiyat alanında verdiği ve gün be gün daha mükemmelleşen eserleri eşlik etmiş, Selvi Boylum Al Yazmalım adlı hikayesini bu dönemde kaleme almıştır. Aytmatov'un çıkarmacılığı. Aytmatov ilk eserlerini Cambul'da Veteriner Teknik Okulu'nda okuyorken yazmaya başlamıştı. 16 veya 17 belki daha da küçük yaşlardayken şiir yazmaya başlamıştı. Oradaki beden öğretmeni Schütte von Dorth, sen şiir yazma, sen hikaye yaz. Senin geleceğin hikaye yazmandadır demiş.
Ben düşünüyorum ki bu insan Cengiz Aytmatov'un bütün geleceği hakkında öngörü yapmıştır. Sonra Cambul Vilayeti gazetesine ilk hikayesini götürmüş. Ama oradaki redaktör hikayesini basmamıştır. Oradan Rus arkadaşı Sergey ile beraber dönerken, bunlar benim hikayemi anlamıyorlar ama er geç yazacağımı, yazabildiğimi ispat edeceğim demiş. Bir taraftan bakarsak küçük bir çocuğun söylediği sözün arkasında büyük amaçların olduğunu görüyoruz ve gelecekte yazacağını ve yazabildiğini bu sözleriyle haber vermiştir. Kendisi Tarım İşletme Fakültesi'nde okurken Edebiyat Kulübü'ne katılarak Rus edebiyatını Kırgızca'ya çevirmiştir. Öğrenimine devam ederken bir yandan edebiyatın doğru tercüme edilmediğine dair Orijinalden Uzak Kalan Tercümeler adlı makalesini yazmıştı. Bu döneme Aytmatov'un şuursal yaşadığı dönemden başlayarak edebiyat dünyasına ilgi duyduğu dönem diyebiliriz. Aytmatov'un biyografisinde değişik bir paradoks var. Aytmatov, Tarım İşletme Enstitüsü'nü en güzel biçimde tamamlamış. Burada master, doktora yapmasını teklif etmişler. Belki master yaparsa büyük bir tarım uzmanı olabilirdi. Büyük bir doktor veya akademik insan olabilirdi. Ama babası Törekul sürgüne gönderildiği için onu master'a kabul etmemişler. O zaman Aytmatov tarım işlerine veda eder ve edebiyat dünyasına bütün varlığıyla girer. Kendisinin dediği gibi, eğer kader böyle olmasaydı ben edebiyat dünyasına da giremezdim. Bu kaderin bir yazısıydı. Cengiz Aytmatov'un başarıları ona yeni kapılar açmaya devam etmiş, sıkıntı ve zorluklar içinde en alt basamaklardan başladığı hayat yolculuğunda emin adımlarla yükselmeye başlamıştır. Aynı yıllarda Sovyet hükümeti tarafından Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne davet edilmesi onun edebiyat alanında büyük mesafe kat etmesini sağlamıştır. Enstitü bünyesinde edebiyat üzerine gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar ve yazdığı kısa öykülerin ardından 1956'da Yüz Yüze, 1958'de ise adını hem Sovyetler Birliği'nde hem de dünyada duyurmasını sağlayan Cemile adlı eseri yayınlanmıştır. Özellikle Cemile'yi Fransızca'ya çevirip bir de ön söz yazarak dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak duyuran Fransız eleştirmen ve yazar Louis Aragon, Aytmatov'un dünya edebiyat çevrelerinde tanınmasına önemli katkıda bulunmuştur. Cemile, aşk hakkında yazılan en güzel eser diyor Fransız yazarı Louis Aragon, Batı edebiyatının, Batı kültürünün temsilcisi, büyük yazar. Shakespeare'in Romeo ve Juliet romanını, Tristan Isolde destanını okumuş biri. Ama Cemile'yi okuduğumda çok şaşırdım. Erkek kadın arasındaki bağ, duyguların temizliğini, güzelliğini kibarca anlatan böyle bir roman okumamıştım diyor. Kendisi Fransızca'ya çeviriyor. Onun eşi Rus'tu. Rusça'yı iyi bilirdi. Ve romanı da Rusça okumuştum. Sonra da Cemile bütün dünyaya dağıldı. Dünya dillerine çevrilmeye başladı. Yaş gezinde yazgan çıkarmaları. Gençken yazdığı Cemile, Yüz Yüze gibi eserleri halkın ve kelime manasını anlayan insanların beğenisini kazandı. Ayrıca Cemile romanını ünlü Fransız yazarı Louis Aragon, dünyada aşk hakkında yazılan en güzel eser diye değerlendirdi. Bu eser birçok dillere çevrilmiştir. 34 yaşındayken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde en büyük ödül olan Lenin ödülüne layık görülmüştür. Bunun sayesinde Cengiz Aytmatov'un eserleri sadece Kırgız edebiyatında değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki bütün ülkelerin edebiyatında yer almaya başladı ve halkın gönlünde taht kurdu. Ondan sonraki Beyaz Gemi, Gül Sarı ve bu gibi eserleri dünyanın her bir köşesinde bulunurdu. Şimdi Cengiz Aytmatov hakkında birçok şey konuşabiliriz. Sorulacak ilk soru,
Aytmatov edebiyat dünyasına ilk defa ne zaman girdi? Şimdi Türkiye izleyicilerine daha derin bilgi vermek istiyorum. Çünkü Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov hakkında araştırma yapanlardan biriyim. 1950'li yılların ikinci yarısında edebiyat dünyasına girmeye başlamış. Kendisi o zamanlarda Tarım İşletme Enstitüsü'nün öğrencisi olarak edebiyat dünyasına girmiş ve Beyaz Yağmur, Spayçı, Asma Köprü hikayelerini yazmış. Bu dönemlerde yeni yazmaya başlayan genç yazarları Moskova'daki Gorki adlı Yüksek Sanat ve Edebiyat Enstitüsü'ne gönderiyorlardı. Yazılarının birçok okuyucunun dikkatini çektiğini gören heyet, Aytmatov'u da Moskova'ya Yüksek Sanat Enstitüsü'ne göndermeyi makul görürler. Yüksek Edebiyat Enstitüsü onu edebiyat dünyasına açan en güzel bir dönemdi. Kendisi de demişti, eğer ben Yüksek Edebiyat Enstitüsü'ne girmeseydim böyle eserleri yazamazdım. Demek ki onun oraya gitmesinin, büyük edebiyat eserleriyle, dünya medeniyetiyle tanışmasının Aytmatov'un gelecekteki eserlerinde büyük etkisi olmuştur. Aytmatov'daki bu yaratıcı potansiyeli keşfeden Sovyet eleştirmenleri ve edebiyatçıları Aytmatov'u Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne davet ederler ve orada yaratıcı yazarlık kurslarına tabi tutarlar. Yaklaşık 2 yıl Cengiz Aytmatov bu yaratıcı yazarlık dersleriyle beslenir. Ve onun ufku, yaratıcı yeteneği daha temellenir, daha bilimsel bir form alır ve daha evrensel bir nitelik kazanır. Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ndeki dönemi sona erdiğinde artık Cengiz Aytmatov, Sovyet edebiyatının seçkin isimlerinden biri olarak anılmaya başlamış ve büyük saygınlık kazanmıştır. Aynı dönem içerisinde bir yandan Kırgızistan Edebiyatı adlı derginin yayın kurulunda yer alırken, bir yandan da ünlü Pravda gazetesinin Orta Asya sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatı devam eden dönemde yine önemli makamlarda sürmüş, Novi Mir, Literaturnaya Gazeta ve Sovyet Yazarlar Birliği gibi birçok prestijli dergi ve kültürel enstitünün yayın ve yönetim kurullarında yer almış, Kırgızistan Sinemacılar Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanında güçlü kalemi yeni eserler ortaya koymaktan geri kalmamış, 1963'te Bozkırlar ve Dağlardan Masallar adlı hikaye koleksiyonuyla Sovyetler Birliği'nde oldukça prestijli olan Lenin Edebiyat Ödülünü kazanmayı başarmıştır. 1964 yılında Al Elma adlı eserini, 1966'da Gül Sarı'yı kaleme alan Aytmatov, 1973 yılında ilk ve tek tiyatro eseri olan Fujiyama'yı Kazak dramaturg Kaltay Muhammedcanov'la birlikte yazmıştır. Birçok dile çevrilen ve sahnelenen eser daha sonra sinema filmi olarak beyaz perdeye taşınmıştır. 1980 yılında Cengiz Aytmatov'un bir büyük eseri daha kendine edebiyat dünyası içerisinde yer bulur. Büyük üstadın birikiminin bir gövde gösterisi olan yeni eseri Gün Olur Asra Bedel ismini taşımaktadır. Bir kez daha edebiyat dünyası Cengiz Aytmatov ismini fısıldamaya başlamış, Türk dünyasının bu edebi abidesine duyulan saygı ve hayranlık daha da artmıştır. Çıkarmalarının her biri çıkan sayın... Evet, onun her çıkan eserini okuyucuları gibi biz de alıp okuyorduk. Hoşumuza gidenleri okuyucuları gibi biz de düşünüp duruyorduk. Ama onun eserlerinden en sevimli olanı belki bizim hayatımıza yakın olan Gün Olur Asra Bedel. Çünkü orada babamızın üslubunda olan Abu Talip, Zarife'nin bizim annemize benzeyen tarafları, belki Cengiz'in kendisinin de kaderine benzeyen olaylar yansıtılmıştır. Çocukluk çağımızda kaybettiğimiz babamızın üslupları o romanda yansıdığı için buna çok kıymet veririm ve onu çok seviyorum diyebilirim. Aytmatov, 1980'li yıllarda üstlendiği politik görevlerle meşgul olarak
edebi çalışmalarına bir süre ara vermiştir. Daha 14 yaşında köy meclisinin sekreterliğini yapmaya başlayan Cengiz Aytmatov, hayatı boyunca bir şekilde siyasetin içinde olmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar Komünist Parti'nin aktif üyelerinden biri olarak çeşitli parti kongrelerine delege olarak katılmıştır. Glasnost ve Perestroika dönemlerinde Gorbaçov'un 5 danışmanından biri olarak görev yapmıştır. Bütün bunlar Aytmatov'un Sovyet rejimine kendisini kabul ettirdiğinin göstergesi olmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra bir süre Rusya adına çeşitli Avrupa ülkelerinde büyükelçilik yapmış ve son yıllarda Kırgızistan'ın Lüksemburg, Hollanda ve Belçika büyükelçilik görevlerini yürütmüştür. Aytmatov aynı zamanda 1996'da Kırgızistan'ın UNESCO temsilciliğine atanmıştır. Aytmatov 1991'de Kırgızistan bağımsızlığını kazandığı sırada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Avrupa Elçiliği görevini yapıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması çoğumuzun beklemediği bir olay olmuştu. Aytmatov için de aynı şey geçerliydi. O zamanlar Cengiz ağabeyimizle sık sık görüşüyorduk. Hepimizin aklında bazı sorular vardı. Kırgızistan'ın durumu nasıl olur? Tek başına başarabilecek miyiz? Önceden bütçemize Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından para girirdi. Kırgızistan onunla ekonomisini geliştirirdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Aytmatov da çok endişelendi. Ülke içinde birçok millet yaşıyordu. Onları bir arada tutabilecek miyiz? Onun için Kırgızları bir tutabilecek miyiz? Hangi sistemle çalışacağız? Demokrasiyi mi yoksa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki gibi totaliter sistemi mi kullanacağız gibi sorular çoktu. Cengiz ağabeyimiz de endişelendi. Ama gitgide Aytmatov, Akayev gibi büyük insanlarda güven oluşmaya başladı. Halkımızın eğitim seviyesinin iyi olduğuna dair düşünceler oluştu. Ünlü Kırgız destanı Manas'ın 1995'te 1000. yılının kutlanması yapıldı. Ve bu arada Cengiz ağabeyimizin çok emeği geçti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında Manas hakkında çok konuşur, bahsederdi. Kırgızistan bağımsız olduktan sonra kendi ayakları üstünde durabilecek mi endişesinde olan bizlere Cengiz ağabeyimiz çok destekçi oldu. Moskova'nın Avrupa elçisi olan ağabeyimizin 1993 yılında ülkemize gelmesini istedik ve Avrupa'daki Kırgızistan elçisi görevini verdik. Manas'ın 1000. yılının kutlanmasında başta Cengiz ağabeyimiz olmak üzere Türkiye'li kardeşlerimiz Süleyman Demirel geldi ve bize destek oldular. Cengiz ağabeyimiz olmasaydı biz çok zorlanırdık. Çünkü her ülke dünyada otoritesi olan, sözü geçen insanlara ihtiyaç duyar. Ve bizim bu ihtiyacımızı da Cengiz ağabeyimiz giderdi. Her ne kadar siyasi hayatıyla ilgili söylemler dönem dönem ortaya atılsa da onun edebiyat dünyasındaki heybeti her şeyi gölgede bırakmıştır. 80'li yıllarda politik görevleri yüzünden verdiği kısa aradan sonra edebiyat dünyasına yine ölümsüz iki eser hediye etmiştir. 1988 yılında yazdığı Dar Ağacı, Dişi Kurdun Rüyaları ve 2007 yılında yayınlanan son romanı Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı, Aytmatov'un son mirasları olarak dünya edebiyat hazinesindeki yerlerini almışlardır. Büyük Üstad, ölümsüz eserlerinden Gün Olur, Asra Bedel romanının film çekimleri için gittiği kazada 16 Mayıs 2008'de rahatsızlanmış, tedavi için getirildiği Almanya'nın Nürnberg kentinde 10 Haziran 2008 tarihinde hayat romanına son noktayı koymuştur. Bugün hala dünyada eserleri en çok okunan yazarlardan biri Cengiz. Ve daha öncesinde arkasında bir Sovyet rejiminin olduğundan söz ediliyor. Şu anda hangi rejim arkasında? Şu anda gerçek anlamda küreselleşmiş bir dünyadan iletişimin çok hızlandığı,
İnsanların birbirlerine her istediklerinde ulaşabildikleri bir dünyada yaşıyoruz. İnternet diye bir kavram var önümüzde. Dolayısıyla biz bir takım dar kalıplı sınıflandırmalar yaptık diye insanların bu sınıflandırmalara uymalarını beklemememiz gerekiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Cengiz Aytmatov bu değişimi gerek eserleriyle, gerek dünya görüşüyle yakalamış bir yazardır. Dolayısıyla bizim aslında yeni bir şey yapmamız gerekmiyor. Bizim Cengiz Aytmatov'u izlememiz gerekiyor. Onun öğretilerinden anladıklarımızı onunla ilgili çalışmalarımızda uygulamamız gerekiyor. Yani çok özel çabalara gerek yok Aytmatov'u bir dünya insanı olarak konumlandırmakta. Bunun yapılması gerekiyor. Çünkü kalıpları daralttığımız sürece mutlaka birileri tarafından yazarın yadsındığını, yadırgandığını, uzak durulduğunu görüyoruz. Türkiye'deki duruma bakalım. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Cengiz Aytmatov'u okuyan insanlarla 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde okuyan insanlar aynı insanlar değil. Yazarı başlangıçta iyi bir komünist, ardından bir sosyalist, sonrasında gizli bir milliyetçi, ardından açık bir milliyetçi, daha sonrasında ise derviş, evliyeye kadar götürüldü iş. Dolayısıyla bunların hepsi ise aynı yazar, aynı kişiden söz ediyoruz. Dolayısıyla konumlandırmamızı dünya genelinde yapmamız gerekiyor ve yazarı gelecek nesillere aktarmak için daha düzenli, daha disiplinli çalışmalara imza atmamız gerekiyor. Aytmatov'un... Onun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında ve ondan sonraki zamanlarda yazdığı eserlerinde insanoğluyla ilgili onunla bağlantılı sorunlardan bahsediliyor. Onda bunlar komünistler veya kapitalistler gibi düşünce yoktu. Milletine, diline, dinine bakmadan herkes tarafından sevilerek okunuyordu. Aytmatov bütün eserlerinde insanların sorunlarından söz etti. Nasıl insanoğlu insan olur konusu üzerinde çalışmalar yaptı. Onun eserleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında yazılmasına rağmen edebiyatta birçok fikrin temelini attı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanındayken hep bir çerçeve olurdu. O çerçeveden çıkmak zordu. Ama Aytmatov o çerçeve içinde sosyalizmde beğenmediği tarafları gösterdi. Buna örnek yazdığı ilk romanlardan Yüz Yüzeyi gösterebilirim. O zamanlarda yazarlar, ressamlar, besteciler Dünya Savaşı'na katılan gazileri överek roman yazdılar, şarkı bestelediler ve resim çizdiler. Aytmatov ise savaştan kaçan bir kaçak hakkında yazdı. Neden kaçtı? Neden böyle yaptı? Sorularını yanıtladı. Biz İsmail vatanını korumak istemedi diyoruz ama o savaşa katılsaydı birilerini öldürecekti, kötülük yapacaktı. Aytmatov bu düşünceyi romanında anlatmak istedi. Bir anlamda Aytmatovizm diyebileceğimiz bir kavramdan söz edebiliriz. Bu kavram bildiğimiz anlamda izm takısı taşıyan kavramlardan farklı olarak bilinen bütün izmlere ters olan, insanı merkeze alan ve insanı merkeze oturtan bir kavram. Bütün izmlere ters düşen, bütün izmleri yok sayan bir izmden söz ediyoruz. Öyle ki Aytmatov söylediği sözlerle, yaptıklarıyla uzunca ömrü ve eser verdiği yıllar boyunca hemen hemen her dönemde insanlar üzerinde etkili olmuş. Kırgız kökenli bir yazar olarak, Sovyet dünyasının temsilcisi olarak, Doğu blokunun temsilcisi olarak ve bugünkü haliyle de dünyanın bir temsilcisi olarak çevre bilincinden sosyolojik gelişmelere kadar, edebiyattan Türkoloji sahasına kadar, politikanın en ince sahasına kadar her konuda insanları aydınlatmış, insanlara bir anlamda ışık tutmuştur. Bir faninin hayatından satırlar sunmak, işin hep kolay kısmı olmuştur. Doğumu,
yaşamı ve ebediyete intikali yaptıklarıyla bezense de Cengiz Aytmatov'un yaşamı da fani dünyanın bilinen bir hikayesidir. Cengiz Aytmatov'un faniliğine dem vurduğumuz ancak ölümsüzlüğünden küçük ayrıntılar verdiğimiz bu yolculuk artık daha çetin ve daha zor bir yola girmekte. Şimdi üstadı kaleminden ve kelamından anlama ve naçizane anlatma zamanıdır. Şimdi Cengiz Aytmatov'un okyanus misali derin satırlarına dalmanın, eşsiz anlatımlarının engin ufuklarında süzülme zamanıdır. Ve fani yeryüzünde yürümeyi bırakıp Cengiz Aytmatov'un ölümsüz diyarlarını adımlama zamanıdır sayfa sayfa.